İktidarın bu meydan okuması sonrasında biz de inceledik, çalıştık, öneriler hazırladık. Madem geçici de olsa bir anayasa değişikliği olacak, o zaman bu değişiklik bakanları ve başbakanı da kapsasın, onlarla ilgili dosyalar da meclise gelsin dedik, yine hayır dendi. Tamam, anlıyoruz, kendinize ya da hükümete dokunmasını istiyorsunuz ama en azından bu dönemin, yani 26. dönemin sonuna kadar işlenecek terör ile ilgili suçları kapsama dahil edelim dedik. Ne yazık ki buna da hayır dendi. Tüm bunlara hayır dendikten sonra şimdi de burada yalandan terörle mücadele nutukları atılıp terörle kol kola olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının sağlandığı söylenecek. Ama aslında olan şu: o kafa tuttuğunuzu sandığınız Avrupa'ya da, Amerika'ya da, Asya'ya da, evet Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisi öyleydi ama biz sadece terörle ilgili suçları kaldırmadık efendim. Biz hepsini kaldırdık, savunmasını yapabilmek için. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm bu önerilerine hayır dediniz. Teklifinizin neresinde terör yazıyor? Hani terörle mücadele? Hani PKK'nın siyasi uzantıları mecliste olamazdı? Hani terörün borazanları bu kürsüde propaganda yapamazdı? Hani? Görünen o ki iktidar kısa bir süre önce çözüm ortağı olduğu odaklara adeta kıyamamış, elle gelen düğün bayram yaklaşımı ile ne şişi ne de kebabı yakmadan işin içinden sıyrılabileceğini düşünmüştür.